Zaman her şeyi unutturur derler. Ama bazı ayak sesleri vardır ki toprak onları asla unutmaz. Bir zamanlar dünya buzlarla kaplıydı ve o soğuk zemin üzerinde yürüyen devler vardı. Kudretli, ağırbaşlı ve görkemli. Onlar mamutların ta kendisiydi. Bugün yalnızca isimlerini hatırlıyoruz. Ama belki de unuttuğumuz her şey bir gün yeniden yankılanmaya başlayabilir. Nasıl mı? Gelin kısa bir yolculuğa çıkalım. Bir an gözlerini kapatmanı istiyorum. Kendini bembeyaz bir sessizliğin içinde hayal et. Gökyüzü gri bir örtü gibi yeryüzüne sarkarken keskin rüzgar yanaklarını kesiyor ve sonsuz bir buz örtüsü toprağın üstünü örterek adeta zamanın donmuş bir sayfasını aralıyor. Ufuk çizgisine kadar uzanan tundra boyunca kar taneleri süzülerek yere düşüyor. Ama o derin sessizliği bir anda bozan bir şey var. Toprağın derinliklerinden gelen tok ve ağır adımlar. Kıvrımlı dişleri gökyüzüne doğru kıvrılarak yükselmiş, kalın kürkü rüzgarla savrulan dev bir yaratık sessizliğin içinden beliriyor. İşte tam o anda buzul çağının efendisiyle göz göze geliyorsun. Bir mamut. Bu görüntü bir masalın sahnesi gibi görünse de milyonlarca yıl boyunca dünya üzerinde hüküm sürmüş bir gerçeğin ta kendisi aslında. Mamutlar zamanın içinden çıkıp gelen birer hayal gibi görünseler de bir zamanlar dünyanın en gerçek parçalarıydılar. Onlar sadece büyük ve güçlü canlılar değildi. Aynı zamanda doğanın kudretinin, evrimsel mühendisliğin ve hayatta kalma azminin ete kemiğe bürünmüş halini temsil ediyorlardı. İlk adımlarını Afrika'nın sıcak ve bereketli topraklarında atmış olsalar da esas hikayeleri kuzeyin sert ve dondurucu bozkırlarında yazıldı. Yaklaşık 5 milyon yıl önce ortaya çıkan bu dev yaratıklar zamanla dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Dünya soğudukça onlar da evrimin büyülü dokunuşuyla yeniden şekillendi. Daha kalın kürklere büründüler, kuyrukları kısaldı, dişleri daha iri ve kıvrımlı hale geldi. Sert iklim koşullarına karşı hayatta kalabilmek için vücutları doğanın adeta buzdan bir zırhıyla donatıldı. Onlar soğuk dünyanın en büyük direnişçileri, doğanın özenle yarattığı mühendislik harikalarıydı. Özellikle yünlü mamut bu soğuk çağın sembolü haline gelmişti. Kalın kıllarla kaplı gövdesi, gökyüzüne kıvrılarak uzanan fil dişleri ve heybetli görüntüsüyle adeta buzul çağının yaşayan bir anıtıydı. Ortalama 3,5 metre yaşayan boyları, 8 tona varan ağırlıklarıyla hem korku hem hayranlık uyandırıyorlardı. Fakat bu devasa yapının ardında narin bir sosyal düzen, güçlü bir bağ ve hassas bir yaşam biçimi vardı. Mamutlar doğanın içgüdüsel ritmiyle hareket eden, aile bağları güçlü canlılardı. Sürü halinde yaşarlar, yavrularına kol kanat gererler ve liderliğini çoğunlukla yaşlı ve deneyimli dişi bireyler üstlenirdi. Güneşin buz kristallerine yansıdığı sabahlarda bir mamut sürüsünün yavaş ama kararlı yürüyüşünü izlemek adeta doğanın sessiz bir ritüeline tanıklık etmek gibiydi. Bu devler yalnızca çevrelerine hükmeden yaratıklar değil, aynı zamanda ekosistemin yapı taşları, buzul çağının vazgeçilmez denge unsurlarıydı. Ancak hiçbir düzen sonsuza dek sürmez. Tıpkı doğanın döngüsünde olduğu gibi her şeyin bir sonu vardır ve bu son mamutlar için de kaçınılmazdı. Zaman ilerledikçe dünya yeniden bir değişim sürecine girdi. Yaklaşık 11.700 yıl önce buzul çağının son perdesi kapanmaya başladı. Hava ısındı, buzullar yavaş yavaş geri çekildi, tundraların yerini yeşeren ormanlar ve farklı bitki örtüleri almaya başladı. Mamutların binlerce yıl boyunca yaşamaya alıştığı geniş açık alanlar artık sık ağaçlarla dolmaya başlamıştı. Bu değişim mamutlar için yalnızca yaşam alanlarının daralması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda besin kaynaklarının tükenmesi, göç yollarının kaybolması ve varoluşsal bir tehdit demekti. Fakat bu yok oluşun ardında yalnızca iklim değişikliği yoktu. Aynı dönemde başka bir tür de yükselişe geçmişti. Başlangıçta doğanın gölgesinde yaşamını sürdüren, ateşi yeni yeni öğrenmiş bir canlıydı insan. Ama kısa sürede avcı toplayıcı kimliğiyle doğanın dengesini etkilemeye başladı. Mamutlar insanlar için devasa bir besin ve kaynaktı. Etleri doyurucuydu, derileri barınak yapımında kullanılıyor, fil dişleri ise aletlere ve hatta süs eşyalarına dönüşüyordu. İnsanlar mamutların peşine düştü, onları avladı.
Büyük ihtimalle kontrollü avlanmanın ötesine geçildi ve mamutlar nesli tüketilecek kadar yok edildi. İklimsel baskı ile insan avcılığı birleşince mamutların kaderi mühürlendi. Bir zamanların kudretli devleri artık sessizliğe gömüldü. Ancak ilginçtir ki tüm mamutlar bir anda yok olmadı. Bazı izole bölgelerde, örneğin Sibirya açıklarındaki Wrangel Adası'nda küçük mamut popülasyonları binlerce yıl daha varlığını sürdürdü. Öyle ki mamutlar yaklaşık 4000 yıl öncesine kadar hayattaydılar. Yani Mısır'da piramitler yükselirken dünyanın bir köşesinde hala bir mamut sürüsü tundrada dolaşıyordu. Aradan binlerce yıl geçti. İnsanlık medeniyet kurdu, şehirler inşa etti, gökdelenler dikti. Ama bir soru hep zihinlerin bir köşesinde kaldı. Acaba mamutlar geri getirilebilir miydi? O devasa yaratıkların ayak sesleri bir gün yeniden yankılanabilir miydi? Bilim dünyası bu soruya artık daha gerçekçi bir yanıt veriyor. Extinction, yani tükenmiş türleri geri getirme kavramı artık bilim kurgu olmaktan çıktı. Genetik mühendislik, özellikle CRISPR teknolojisiyle mamutları yeniden hayata döndürme projeleri yürütülüyor. Mamutlardan elde edilen DNA'lar analiz ediliyor, Asya filerinin genetik yapısıyla karşılaştırılıyor. Çünkü Asya fili, mamutun yaşayan en yakın akrabası. Bilim insanları, mamutlara özgü genleri Asya filine entegre ederek mamut özelliklerine sahip hibrit bir tür yaratmayı planlıyor. Bu çalışmaların başında Harvard Üniversitesi'nden genetikçi George Church geliyor. Projenin adı Colossal. Hedefi 2028 yılına kadar mamut özelliklerine sahip bir yavruyu dünyaya getirmek. Bu canlı tam anlamıyla bir mamut olmayacak belki ama kalın kürkü, soğuğa dayanıklılığı ve tundra yaşamına uyumlu yapısıyla buzul çağının izlerini taşıyan yeni bir tür olacak. Bu yaratığın doğaya bırakılması ise sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede devrim niteliğinde olabilir. Çünkü mamutlar doğrudan olmasa da permafrostun çözülmesini yavaşlatma potansiyeline sahip. Donmuş toprak altında yatan milyarlarca ton karbon ısınma nedeniyle serbest kalmak üzere. Ama mamut benzeri büyük otçullar karı ezerek toprağın daha derin donmasına, ağaçları tüketerek otlakların yayılmasına neden olur. Bu da güneş ışığını yansıtan açık alanlar yaratır ve toprağın soğuk kalmasını sağlar. Sibirya'da başlatılan Pleistosen Parkı projesi bu fikrin sahaya aktarılmış halidir. Şu anda bölgede atlar, ren geyikleri ve bizonlar yer alıyor. Mamutlar henüz yok ama günün birinde o soğuk tundralarda tekrar yürümeleri umuluyor. Ve belki de mamutların ayak sesleri bir kez daha karların üzerinde yankılanacak. Ama bu sefer geçmişin değil, geleceğin sesi olacak. Ancak tüm bu çalışmalar yalnızca bilimsel heyecan ya da teknolojik bir başarı hikayesi değil. Aynı zamanda oldukça derin ve karmaşık etik soruları da beraberinde getiriyor. Yeni doğacak bu canlılar gerçekten birer mamut mu olacak? Yoksa insan eliyle şekillendirilmiş, doğal evrimsel süreçten kopuk, hibrit bir tür mü sayılacaklar? Eğer bu yaratıklar doğaya salınırsa ekosisteme etkileri ne olacak? Ya da daha önemlisi, doğa bizim laboratuvarımız mı yoksa bizimle birlikte var olan bir denge mi? Mamutları geri getirmenin doğanın işleyişine müdahale olduğunu ve olası risklerin çok büyük sonuçlar doğurabileceğini savunanlar var. Özellikle hayvan hakları savunucuları, bu projelerde taşıyıcı annelik yapacak Asya filerinin sağlığı, yaşam hakları ve maruz kalacakları stres gibi konulara dikkat çekiyor. Çünkü unutulmamalı ki her teknolojik adımın ardında bir canlı bedeni, bir yaşam, bir bilinç yatıyor. Ancak diğer yandan bu girişimin doğaya karşı işlenmiş bir hatanın telafisi olabileceğini düşünenler de var. Mamutların geri getirilmesi sadece nostaljik bir başarı değil. Aynı zamanda insanın doğaya yeniden katkı sunabileceğinin sembolü olabilir. Binlerce yıl önce kaybettiklerimizi bugün yeniden kazanmak mümkünse, belki de bu insanoğlunun doğayla yeniden bağ kurma çabasının bir göstergesidir. Bir gün yeniden karlı kaplı topraklarda yankılanan ağır ayak sesleri duyduğumuzda sadece bir türün dönüşünü değil, insanlığın doğaya verdiği sözleri hatırlayacağız. Belki o ses geleceğe atılan adımların ritmi olacak. Çünkü mamutlar yalnızca geçmişin hatırası değil, geleceğin de ihtiyacı. Toprak, rüzgar ve buz hepsi yeniden bir denge arıyor ve bizler bu defa o dengeye sadece tanık değil, katkı sunanlar olabiliriz. Belki de yeniden doğan bir mamut, insanlığın doğayla ikinci kez el sıkıştığı anı olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.